ay Onyekuru'ya kavuşuyor Nijeryalı futbolcu. Bu gece 23.45'te İstanbul'da olacak. Hemen sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Nedir detaylar? Teşekkürler Sinap. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray 3. kez Senre Onyekuru'yu kadrosuna katıyor artık. Bu akşam itibariyle Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelecek. Türkiye saatiyle saat 20.30'da Marsilya'dan uçağa binecek ve 23.45 sularında da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Henry Onyekuru'nun bir süredir aslında görüşmeler devam ediyordu. Oyuncuyla anlaşma çok uzun süre öncesinde sağlanmıştı. Fakat Monaco kulübüyle küçük detaylar üzerinde özellikle de opsiyondaki rakamlarla alakalı görüşmeler devam ediyordu. Dün itibariyle Galatasaray Monaco ile anlaşmayı sağladı ve aslında şu bilgiyi de paylaşalım. Şu ana kadar Onyekuru havalimanına belki birazdan gidecek uçağa binmek adına ama şu ana kadar da evrak işleriyle alakalı durumun devam ettiği bilgisi var. Monaco kulübü başkanıyla, sportif direktörüyle son görüşmeler devam etti evrak işlemleri için. Ve Onyekuru artık 20.30'da uçağa binecek. Yeniden Galatasaray forması giymek adına İstanbul'a gelecek. Gece yarısında da saat 23.45 sularında da planlanan iniş saati bir uçağın 23.45 sularında da İstanbul'da olması ve artık Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Çok teşekkürler Emre Kaplan. Bu transferin de gerçekleşeceğini yine A-Spor ekranlarından paylaşmıştık ilk olarak. Transferin ateşi yine bu ekranlarda yanıyor. Biz de hızlı bir giriş yaptık gerçekten. Evet. Onyekuru çok konuşuldu. Gelecek mi gelmeyecek mi? Geçen sezon ayrılış şekli de zaten çok istenildiği gibi olmamıştı. Evet. Şimdi artık anlaşmalar sağlandı gibi Onyekuru'ya kavuşacak Galatasaray nasıl buluyorsun? Tabii ki bu lige çok katkı, bu ligde Galatasaray'a çok katkı sağlayacak bir isim zaten. Fatih Hoca'nın şimdi şuna karşı niye hep aynı isimler etrafında? Şimdi olmuşu var, hazır bilineni var, riske girmez kimse. Dolayısıyla herkes daha tecrübeli, devre arasında daha tecrübeli ve takıma %100 katkı sağlayabileceğine inandığın isimleri alırsın. Riske girmezsin. O iş yazın. Tamam, Onyekuru'nun yenisini var. Yazın bulursun. Ama devre arasında bu riske girmezsin. Demin de zaten Hulk tam bahsederken o da aynı şekilde. Kanat forvet özelliği olduğu için geldiğinde sana sıkıntı yaratmaz, takım içerisinde dengeleri sarsmaz. Aynı şekilde Onyekuru da takım içerisinde bilinen bir oyuncu ve sevilen bir oyuncu olduğu için onun da gelişi takım için dengeleri sarsmaz. Ki gitmesi de hiç istenmemişti gerçekten geçtiğimiz sezon. Evet. Onyekuru ismi Fenerbahçe iddiaları da çıkmıştı. Bu süreci yakından takip ettiğine dair evet. Fenerbahçe'nin ama tabii ki Onyekuru'nun ilk tercihi Galatasaray'dı. Bunu hep paylaşmıştık. Şunu ekleyelim. Bazı Fenerbahçe taraftarları bir tepki gösterdi. Bir kez daha söylüyorum. Her transfer döneminde eğer Onyekuru Monaco'dan bir yere kiralanacaksa o masada Fenerbahçe'de oluyor. Oldu. Daha önce de Monaco'ya. Bu önemli bir detay. Tabii daha önce de Monaco'ya gitti. Yani ben bunu sallamıyorum. Niyetleri var ama zor mu? Zor. Çünkü oyuncunun hep ilk tercihi Fatih Terim'den dolayı Galatasaray oldu. Tabii ki Galatasaray'la anlaşamazsa belki ben alırım diye. Fenerbahçe'nin de orada olması bir istihbarat yani benim umduğum bir şey değil. Ama bir ara devre arasında hatta gittiler Monaco'ya. Ben Ali Koç'un da gittiğini duymuştum. O derece. Peki hala devam edelim. Şöyle geri dönelim mücadeleye. Fatih Karagümrük Beşiktaş karşılaşmasına dönelim. Sıcak gelişmeleri aktarmış olduk bu ekranlardan. Transfer gelişmelerini konuştuk. Şimdi saha içine futbola geri dönelim. Evet. Beşiktaş 4-1 gibi net bir skorla Fatih Karagümrük deplasmanından. Aslında tam da deplasman sayılmaz. Evet. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı karşılaşma. Beşiktaş da çok uzun zaman o statta oynamıştı iç saha mücadelelerini. Önemli bir galibiyet. 8 maçta 7. galibiyetini aldı siyah beyazlılar ligde. Vallahi düşünüyorum da o kadroda kim var? Necip var. O Olimpiyat Stadı'nın dönemlerinde. Evet. Gökhan Töre var. Doğru. Abubakar yoktu herhalde. Abubakar galiba sonradan gelmiş olabilir. Sonuç evet. itibariyle ama zemin çok Gomez'in güzeldi. Gomez'in senesiydi sanki değil Şimdi mi? Bak seninle yayına girmeden önce yani daha doğrusu asansörde karşılaştığımızda maçtan önce ne dedik? Saat 4 Premier Lig gibi değil mi? Evet. Gündüz maçı. İşte oyun da öyle oldu. Baktığın zaman oyuna gündüz gün ışığında çok güzel bir oyun var. Tabii Premier Lig kalitesinde bir oyun vardı. Elbette Karagümrük çok açık oynamadı. Bu da doğru. Özellikle ilk yarıda. Doğru ama bak bu yaptığı doğru. Ben buna bir şey demiyorum. Oyunu çirkinleştirmedi. Hatay Spor'da da öyle oldu. Hatay maçında da. Ankara Gücü Beşiktaş maçında da öyle olmuştu. Kayseri maçı. Bunlar olağan şeyler çünkü şu an baktığınızda herkes bu konuda hemfikir. Ligin en ciddi derecede rakiplerine hasar bırakabilecek 3. bölgesi Beşiktaş'ta. Yani Gezal'ın da bugün Gezal yedekti ya. Yani evet. Premier Lig'den alınan bir adam bugün yedekti.
Düşünün. O açıdan bir yere kadar dayanabiliyorsunuz. Eğer onu 90 dakikaya kadar taşıyabilirseniz Beşiktaş'tan gol yememeyi gerçekten büyük bir başarı. Ama bence 3 puan kazanan bugünkü 3 puan Galatasaray karşısında kazanan 3 puan kadar da değerli bir 3 puan. Çünkü Karagümrük'ün bu sene neler yaptığını biliyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi yerdeler. Burada olmaları da tesadüf değil. Kimle konuşsak, yayınlarımızda da, yorumlarımızda da hep Fatih Karagümrük mücadelesinin çok zor bir maç olduğunu söylemiştik hep Beşiktaş için. Bu engeli de aştı Beşiktaş. Biraz oyuna bakalım istiyorum. İlk yarı, ikinci yarı nasıl farklılıklar gördük? İlk yarıda biraz daha Fatih Karagümrük oyunu tutmaya çalıştı sanki ama Abubakar kilidi açtıktan sonra Beşiktaş evet. O bildiğimiz hücum futboluna geri döndü sanki. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi tabii Beşiktaş'ın kenar oyuncuları bu maçta çok iyiydi. Fakat içeride Abubakar olduğu sürece dışarıdakiler, kenardakiler çok iyi olabiliyor. Abubakar oraları çok güzel dağıtıyor diyelim. Atiba'nın yalancı koşulları keza Abubakar'a boşluk çıkardı. Yani bugün Abubakar'ın çok iyi bir günde olması Beşiktaş'ın işini biraz daha kolaylaştırdı. Yoksa hakikaten içerideki hücumcunuz hareketsiz durursa, çok böyle üretken olmazsa alan yaratma konusunda istediğin kadar Enkudu'yu oynat, istediğin kadar Rıdvan'ı o çizgiye kadar indir, Larin'i indir, çözemezsiniz. Gezal'ı sok oyunu çözemezsiniz. Töre'yi sok oyunu çözemeyebilirsiniz. İçerideki forvetin, hücumcunun hareketleri de çok önemli. Abubakar bugün günündeydi. Bence maçın adamı Abubakar. Rıdvan Yılmaz dediniz. Biraz orayı da açalım. Çünkü o kanattan da Beşiktaş etkili olmaya çalıştı. Evet. Rıdvan'ın da önemli bir katkı verdiğini söylemek mümkün müdür? %100. Şimdi Rıdvan Galatasaray maçında bir asist yaptı. Bir hafta sonra yine bir asist yaptı. Evet. Güzel bir asist yaptı. Rıdvan bu maceraya başlarken 50.000 TL'ydi galiba ya da 50.000 Euro'ydu bonservisi. Ben şu an için herhalde bir 5'e yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü genç oyuncu yani o yüzden 5'e yaklaşmıştır. Belki de geçmişte birkaç Alman kulübü yazın ilgilenmişti. Bence yazın gene gelecekler. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Ama Sergen Hoca'nın onu sürekli oynatmamasında bir nedeni dışarıdaki bazı maçlar fizik gücüne dayalı olduğu için özellikle İstanbul dışındaki maçlar. O nedenle Ensakala'yı tercih ediyor. Hı hı. İçeride Rıdvan'ı tercih ediyor. İlk senesini olduğunu düşünürsek bence gayet iyi bir başlangıç. Belki bundan sonra ya da 3-4 hafta sonra hem içeride hem dışarıda Rıdvan oynayacak. Şunu görüyoruz Beşiktaş'ta artık. Kimsenin yeri garanti değil. Aynı zamanda herkesin yeri garanti. Yani Sergen Hoca öyle bir takım kurdu ve o takımdan faydalanıyor ki her oyuncunun bir şekilde alternatifi doğdu. Ki sezon başında bunu böyle konuşmuyorduk. Bu alternatiflerde hepsi belli bir standardın üstünde performans verdiği %100. İçin kimsenin de yeri garanti olmuyor aslında. %100. Şimdi bak bugün baktığınızda Beşiktaş'ın iki yeni transferi daha var. Bence biri Gökhan Töre, diğeri Adem.